Selamun aleyküm. Hüseyin Sırcı abimin YouTube kanalına bu videoyu özel olarak yapıyoruz. Evet, Sivas'ın değerli kuşbazlarından Lojman İsmail. Evet, baba, kuşlarını güzelce tanıtır mısın bize? Oğlum, neyin efendim, beyim kendini gösteriyor zaten. Benim üç cins kuşum var. Bir beyazlarım var, bir sarı gözlerim var, bir de çakır gözlerim var. Bu sarı gözlerle çakır gözler genelde birbirine dermez aklım. Hep aynı kuşlar, iç içe çıkma, o onun cücü, işte onun teyzesi, halası. Sarılardan çakır da çıkıyor, çakır gözlerden sarı göz de çıkıyor. Kaç senesine dayanıyor bu kuşlar? Senesi ne bileyim oğlum, bizim mesela benim aldığım abiler, 50 senelik damızlık beraber yani aşağı yukarı 15-20 senedir de biz aynı soyu sürdürüyoruz. Gerisi ne kadar bilmiyorum. Meziyetlerini anlatır mısın peki güvercinlerin, kuşların? Ha, bizim kuşlarımız meziyetleri çok dirsek çapıyor yine döner, sesli döner. Dişiler doldura doldura döner, kısa kaçar, erkekler uzun kaçar. Ha, bunların içinde fazla suratlı gelenleri de var, yavaş gelenleri de var. Yani illaki hiçbiri birbirinin yerini tutmaz. Hiçbiri birini tutmuyor. Yuvadan 3 tane 5 tane yavru alıyor. Yavrular bile farklı farklı oluyor. İçinden çok kötüsü de çıkıyor. Çok süperi de çıkıyor. Ama iğnenin altından kötü geldiği takdirde o kötü anlama gelmiyor. Çünkü cinsi cibiliyeti belli. Oyun açmıyor. Ama o oyun açtığının altından çok süper yavrular geliyor. Ha, kötü dediğiniz yanı bu ha, değil mi? Oyun açmadığı için mesela hiç oyun açmıyor, ona biz kötü diyoruz. Yoksa aynı kuşlardan çıkmak kötü olur mu? Onun altından da çok süper yavrular geliyor. Peki çakır gözlerinizi bir tanıtır mısınız size Zahmet Baba? Elinize alın. Ha, çakır gözlerin esas dedesi bu. Kaç yaşında ortalama bu erkek? 8 yaşında. Anladım. Bir de sarı gözlerinizi tanıtır mısınız? Sarı baba. Gözler. Aha bu sarı göz. Bu sarı göz. Bak bunlar sarı gözler. Bunlar da 50 seneye dayanan bir damızdır. Burada yumurta da yakanlar da var, bak. Yavrusu olanlar var. Beyazlarımız var. Bu erkeği uçurdunuz değil mi? Sarı göz gök erkeği baba. Ha, bu gerçek mi? Ha. Bunun meziyetlerini anlatır mısın baba? Bu ta rahmetli Azmi abinin kuşlarından, Azmi Şaştımız Sivaslı. Onun kuşlarından. Tarihi belli değil yani bunun kaç seneye dayandı. Yalnız 30 takla, 25 takla eyle döner bu kuş. Yalnız yarım metre, bir metre açıyor arasını eyle. Füze gibi şey diyor. Çok geziyor. Uçurdunuz bu erkeği siz. O erkeği uçurdum ben. Bir de beyazlarınızı tanıtır mısınız? Antalya'da fazla korkumuzdan da uçuramadık. Kuş 2-2,5 saate kaldırdı. Bir de çok geziyordu. Atmaca çok. Gezmeye giden geri gelmiyor zaten. Bari bunu dedik atmacaya vermeyek diye öyle bir de kaldı. Ha, beyazlarda esas dedeleri bu. Burada yavrular var.
Asos dedeme yerler çak. Asos dedeme yerler çak bu. Bu da 13-14 yaşında var. Beyaz erkek. Onun torunu, o oğlu. Burada mı? Oğlunun oğlu o da. Torununun yavrular, oğlunun oğlu da değil. Bu beyazlarda bir sıkıntı var ama. Dişi yavru vermiyor değil mi? İşte dişiyi az veriyorlar. O da dişi damızlık olduğu için dişinin ömrü de kısa oluyor. Fazla çabuk yıpranıyor hayvanlar. Yumurta tabii, daima yumurta yumurtladığı yani. İçin. Onun için dişi fazla kalmadı. Ya beyazların... Burada var beyazlar. Balkonda var beyazlarınız. Damızlık beyazlar. Bunlar yavru hiç havaya kalkmadı. Bunlar ekimi uçacak mı peki bu kuşlar yoksa? Bunlar hep damızlığa ayrılmış yavrular. Cinsi cibiliyeti evet, belli yani. Hiç beni uçurmayacağım bunlar. Bunlar öyle kalacak. Gözleri şöyle bakalım. Duman sarı gözler. Evet. Bunlar duman sarı göz, bu kızıl sarı göz, karala sarı göz. Bunlar ayrı bir grup, aynı bir grup hep değil mi? Hep sarı gözlerden, hep aynı sarı gözlerden. Ha, sarı gözlerden. Duman şimdi, da çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey. Millet diyor ki tutmuş bir kuş gök, sadece gök görecek. Öyle bir şey yok. Kuşun yedi neslinde... Öyle bir kanun yok. Hiç ümit etmediği renk çıkar altında. Tabii renk karışımından da... Hayvanlar yedi göbek, yedi kuşak neslini geriye getirir. Evet baba. Çakır gözleri burada. Bunun kanat yapısı, kuyruk yapısı. Genelde kanatları kırpık. Daha kuyruk yapısı. Ortalama kaç kuyruk oluyor bunlar? Genelde 12-13. Anladım. Maşallah. Bunlar kır kanat da veriyor. Saz kanat verirler. Evet. Bu da onlardan. Bu da çakır gözlerden. Bu da... Bildiğim kadarıyla o erkeğin oğlu. Evet. Arkadaşlar bundan 30 sene... Erkeğin yavrusu bu da. Bunun cinsinde beyazlık var. Beyazlık olduğu için... Arada böyle saz kanat atıyor. Saz kanat geliyor. Nadir beyaz yavru düşüyor bunların altında. Binde bir beyaz da atıyorlar. Anladım. Bu da çakır gözlerde. Ha, çakır gözlerde. Aha kuyruk yapısı. Dur oğlum dur. Aha, anladım ben. Bir de sarı gözlerden. Bu da sarı gözlerden. Bunlar da bu da sarı gözlerden. Onun kanat yapısına bakalım baba. Kanat yapısı. Genelde kırpık. Çünkü uçmasınlar diye. Çünkü uçuyor. Uçarken atmaca gelip alıyor. Elimizde kalmıyor. Onun için hala ayak yapısı. Bu da sarı gözlerden. Ha, bu da sarı gözlerden. Kanat yapısına bakalım baba. Gel. Eli alınmadığı için kuşlar elde durmuyor. Dur oğlum dur lan dur. Bırak. Arkadaşlar kuşlar eli alınmadığı için. Bu karala da o sarı göz grubundan. Evet. Bu da sarı gözlerden. Bu gözlerden böyle kara çilde çıkıyor.
Sarıçil de çil. Sarıçil, kiremitli. Kiremitli, he. Bunlar da sarı gözlerden çıkıyor. Kiremitli dediğimiz miski diyorlar. Miski renkli diyorlar. Kiremitli. Ha, bizim tabirimiz. Boz kirli mi diyorlar, boz tatlı çil mi diyorlar? Boz o kirli, tarz. Bu goklardan sarı gözlerden. Ya ben Ankara Mankara ağzı değil. Biz ha, kendi ağzımızdan biz konuşalım. Kızıl benekli çıkıyor, kiremitli çıkıyor. Kuru benekli aynalı onlardan arkadaşlar. Gel, beyaz. İzlemek isteyen varsa da buyursun gelsin. Ha, bu da beyazın torunu. Büyük beyazın torunu. Atmaca'ya verdiğin bu seneki erkeğin bu sene bunun yuva kardeşi miydi? Evet, yuva kardeşi. Arkadaşlar, beyazın iyisi zor ama beyazın antikası bunlar. La oğlum, bak, dur ya, dur. Her dur, renkte dur. İddia etmem ama beyazda iddia ederim yani, beyazlar farklı. Ya, kimseyle bizim iddiamız yok. Yok yok yok, tabii canım, biz zevkine besliyoruz. Türkiye'de iyi beyaz var, içimde yani. Yani el dedim mi dilin kemiği yok. Millette neleri var? Damızlığı belli bizim hayvanların. Bu da büyük beyaz erkek. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ta sürüp gelen kuşlar. Derme çatma değil. Bak, şunu da alsana. Neticede damızlık. Bu dede çak, dede beyaz, dede beyaz. Ha, dede beyaz. Bunların anne babaları evde herhalde, evet. Büyükleri. Kuşların bir sıkıntısı var. Tak dişi yavru vermiyor. Dişi artık. Yavru vermiyor. O da dişi de çabuk yıprandığı için elimizde dişi de yok. Anladım. Şöyle. Bunlar da çakır gözler arkadaşlar. İçeride yok mu kızım? Dunuk benekli. O biraz önceki kara çakmaklının karala yani. Tabirimiz aynı grup. Arkadaşlar bak, bu kuşlar sarı göz veriyor diye çakır göz veriyor diye düşünmeyin, çakır göz de düşüyor bunların altında. Onların en büyükleri, ana babaları bunlarda. Kır kanat demişti baba. Dişinin de beyazı var. Sırtında. El değmediğimiz için. Çakır gözler arkadaşlar bunlarda. Üçkan kuşu var. Çakır göz gökler, sarı göz gök, duman, boz. Bir de beyazlar arkadaşlar. Burada da sarı gözlerden bir çift. Ben değmediği için hayvanlar. Arkadaşlar, 7 cetti belli bunların. İllaki uçup döner yani. Hazır bu videoyu çekerken bugün de bir tane dişimiz vardı. Bir erkeğimiz vardı. Onların da videolarını çektik, güzellik. Gönül ister ki canlı canlı gözünüzle görün. Herkese videoyu izlediği için teşekkürler. Hüseyin Sırcı abine itibat haline geçebilirler. Teşekkürler cümlesen. Şu erkek de uçup döndü. Bu erkek de, evet. Bu da 5 saat kadar uçtu. O da çakır gözleri özlerinden. Çakır göz erkeğin oğlu o da. Bu sarı gözler peki? Ha. Bu erkek de uçtu. Bu erkek de 6-7 saat havada kaldı.
bu ülkemiz bak. Esas ne de yetecek. Bunun yaşı ne kadar? Bu da işte Sarıgöz'lerin esas atasyanlı yükleri bu. 15 yaşında var diye biliyorum ben bu erkeği. 14-15 var tam kesin bilmiyorum ama. Bütün kuşların dedeleri, ataları bu. Maşallah. Peki, baba. Bu kuşlardan çoğaldı, sahiplendirmek istiyorsun. Ya meraklısı ben her adama da vermem. Benden kuş olacak arkadaş, benden meraklı olacak, benden bakacak değil. Yoksa vermem. İlla ki. Alan adam da uçurması lazım. Uçuracak ki kuşun nasıl deparlı, tonajlı döndüğünü bilsin yani. Bu tahlacı kuşun sermayesi uçurmak, uçmak, uçmak, uçmak. Uçurmazsan aleme cihan olsa bilemezsin. Uçuracak uçurdukça. Ha bazı hayvan gece oyun açar. Yavru da oyun açar, yumurta da oyun açar, karp oyun açar. Bazı hayvan da kalkıp dolanmaya başladı mı bel kırar, çevirir. Ondan sonra bazısı yüzüne takla yapar, bazısı atılır atılır. Böyle. Bir tane de havada kuşu var arkadaşlar. Yenizer. Yukarıda da damızlıkları var. Babamın. Bu arada İsmail Bey diyorum, İsmail amca diyorum ama kendisi babam olduğu için YouTube kanalına ilk defa çektiğimiz için ister istemez kamera karşısında konuşmak daha farklı oluyor arkadaşlar. Karşıda da uçum kümesi var. Karşıda. Bu da yeni başlayan. Gök kanatları beyaz. Daha yeni yeni kafa kaldırıyor. Şurası da uçum kümesi bizim. Orada kendi yöremizin Sivas kangalları da var. Değeri gelirse Hüseyin Sırcı abiyle itimat içine geçerler. Değil mi baba? Tabii tabii. Hüseyin kardeşinin almak isteyen meraklı arkadaş varsa Hüseyin Bey'le irtibata geçsinler. Hazır kuş da var. İsteyen varsa. İsteyen hazır. İsteyen damızlık. Uçurmak için yavru. Yavru da var. Hazır kuş da var. Kartlardan da var. Bu zamana kadar çoğaldığında kesiyordunuz. Zaten kesiyorum. Ben gene kesecektim de oğlana abim müsaade etmedi baba günah diye. Hatta bu kuşlardan verdiğimiz sağa sola Orhan Çevik abim var. O uçurdu. Beğeniyor gayet. Ondan sonra Bora abimiz de var. O uçuruyor. Yani izlemek isteyenler arkadaşlar kuşların cinsi cibiliyeti belli yani. Eski soya dayanıyor ya. Alın, şimdi herkes durup görecek öyle gözüyle görecek öyle lafına peynirlerini sürüyorum. Şimdi eski soy diyorlar. Eski soy. Tamam eski soy olabilir ama ya, eski soy altına yansıtmadıktan sonra isterse benim gözümde 100 senelik olsun. Ya bunların soyu ta ne bileyim artık. Hepsi Sivas bunlar. Başka hiçbir yerin kuşu yok. Benim anlatmak istediğim eski soy diyorlar baba ama adam 60 sene diyor ama altından bir bok çıkmıyor. Şimdi ya şöyle bizim kuşlarımız eski şeye dayanıyor ama eski damızlıklardan sevdiğimiz insanlardan bir ondan aldık bir ondan aldık bilmem bunları bir araya getirdik senelerce uğraşa uğraşa işte buraya kadar getirdik. Peki, hepsi Sivas kuşu bunlar. Peki genç arkadaşlara önerebileceğim bir şey var mı baba? Valla genç arkadaşlara önereceğim, uçuracaklar, iyi kuşa sahip olacaklar, iyi kuşu iyi kuşuna sabredip bekleyecekler, kuş işi sabır işi. Sabretmezlerse hemen birdenbire yapayım edeyim olmaz bu iş. Sabredip bekleyecek bir ikincisi de uçuracak. Bunun sermayesi uçmak, 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 uçmak. Uçurmazsan duramaz. Yani bugün başka olur, yarın kaldırırsın başka olur. Yumurtaya yatar yatmaz değişir, cücük çıkar çıkmaz değişir kuş. Evet, zaten iyi kuş da yumurta cücüğün üstünde kendini gösterecek. Ha, bizim kuşların bazıları yavruda yumurtada oynar.
Tamam, teşekkür ederim baba. Ağzına ha, sağlık. Şimdi biz burada ne konuşsak boş. Uçuracak gözüyle görecek iyi kötü olduğuna kanaat et. Evet. Arkadaşlar bu arada kimse ben... Kimse malına kötü demez. Kuşlarda hep bütün kuşçular abartılı abartılı konuşuyor. Abartmaya gerek yok. Mal bu. Ayranım ekşi diyen yok yani. Herkesin yok. Ayranı tatlı. Uçurup gözüyle görecek. İyiyi kötüyü. Ha iyiyi görmeyen de kötüye iyi diyor işte. Evet. Çünkü ondan iyisini görmemiş adam ne yapsın ona iyi diyor. Yani herkes bildiği ve beslediği kadar kuşbazdır. Ben kuştan anlamam, ben beslediğim hayvandan anlarım. İyi kuş oyuna geldiği zaman yoldan geçen yolcuyu durdurur. Hiç kuşçu da olmasa bu neymiş diye kafayı kaldırır bakar. Ah bizim kuşlar da değil oynar. Anladım. Ağzınıza sağlık, teşekkürler. Ama emek vereceğin, emeksiz olmaz. Bazısı çok sık yapar. O sıktan açmak zor. Hayvan gider sağa düşer, sola düşer. Bunu açacağım, sarhoşluktan çıkartacağım. Sarhoşluktan çıktıktan sonra genelde de bizim kuşların geneli sarhoş olur yani. Sarhoşlukların kötü olur. Ama açıldıktan sonra da demir gibi sağlam olur. Dönmeden emme, cart, cürt, hiçbir şey olmaz. Demir gibi sağlam. Her gün uçur, her gün uçur. Bir sezon, ikinci sezon, üç sezon. Bir sezon, iki sezon, üç sezon. Yani bir sezon, iki sezon, üç sezon dediğimiz bir, iki, üç yıl değil mi? Bak yavruluğunda ayrı uçar, kartlaşır, ayrı olur. Bir dahaki seneye daha ayrı olur. Bugün 5 saat uçuyorsa ertesi sene bunu düşürür 3 saate, 2 saate. Ertesi sene düşürür 1 saate. Yavruluğunda kalktığı gibi 5 saat havada kalmaz. Yaşlandıkça mesafeyi kısar. Ha, oyunları gene sabit olur. Yalnız uçumunu kısaltır diyorsun. 10 saat uçmaz. Ha. Bizim hayvanların içinde var. 8 saat uçan da çıkıyor. 10 saat uçan da çıkıyor. Anladım. Yalnız zaten bir saatten aşağı uçan kuş bizim kümesimizde ne yem yer. Ha, hele dönmeden inen bizim kümesimizde yem yemez. Yaşama şansı yok. Tutmayın. Ben tutmam. Anladım. Ha, benim kuşum sağlam olacak. Yani kuşlarımız sağlam. Teşekkürler. Ben bu kadar kuşu boş boşuna keyfi beslemiyorum ya. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık baba. Hüseyin abi kuşumuz buraya oynuyor. Kümesi burası. ...4 Şubat 2021. Hüseyin Sırcı abimin YouTube kanalına gelsin. 2 yaşında erkek. Gök çakır gözlerden. Ay maşallah. Aldım mı? Maşallah.
Ham kuşumuz 2 yaşında. Nereye gidiyor lan? Hay maşallah. Evet Hüseyin abi, burada bahçedeki kümesimiz. Bu erkek hazır abi. Bu yeni yeni başladı. Şu donuk benekli. O da yeni kafa kaldırmaya başladı. Yani arkadaşlar, hatta şu bir şeyler yapar. Bırakalım bunu. Yani kuşlar bunlar. Almak isteyen arkadaşlar Hüseyin Sırcı abime ulaşsınlar. Onunla diyalog içine girebilirler. Saygılar, teşekkürler. Şu kuşumuzu da bir kaldıralım. Eke de mi baba bu? Eke, eke. Haydi bismillah. Gönül isterdi ki kuşların arasından kaldıralım. Vallahi aklıma gelmedi ha. İki arkadaşlar, yavru mavru değil bu kuş. Arada ısınsın, şimdi kuşları hep altına atıyor. Şunu şöyle tutsana sana zahmet. Kapıyı yurt, kapıyı. Patladı. Efendim? Elektrik teli karşıladı da ondan oluyordu. Ha, elektrik teli mi karşıladı? Arkadaşlar uçan kuşumuz var. Allah'a şükür. Biz dişi taraftarı değiliz, erkek. Erkek kuş uçup dönecek. Bu kuş yatıyor yani, öyle bir hafta filan yatma değil, 1,5 aydır uçmuyor. Ben görsünler diye şey yaptım. Yavru yumurta görmüş bir kuş. Eki. 2 yaşını geçmiştir. 20-25 gün antrenman vereceksin bu hayvana. Gezme yok bunda şu an. Her gün üst üste uçur. Gezme mezmeyi görürsünüz.
Evet. Güvercin ilaçlarım. Hepsi yurt dışı özel ilaçlardır hepsi. Hollanda, Belçika ağırlık, Rusya. Vitaminler ve tekrar ilaçlar.